Değerli arkadaşlar, günaydın. Sabahın ilk oturumunu gecikmeli de olsa gerçekleştirdik. Şimdi ikinci oturumumuza geçiyoruz. Hasta örnekleriyle nikotin bağımlılığına hekim yaklaşımı. Bizde bir tabir vardır, sonu aydınlık inşallah. İkinci yıkıntıyı yaşıyoruz. İnşallah üçüncüsünden muaf oluruz. Konuşmacımız Doçent Doktor Mustafa Haki Sucaklı hocamız. Hocam kusura bakmayın, zaman aşımı oldu biraz. Buyurun hocam. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli meslektaşlarım. Bir önceki oturumun Sayın Başkanı sorular bir sonraki kongrede cevaplanacak demişti ama bu kongrede cevaplanmış oldu. Dolayısıyla bizim yaklaşık 15 dakikamızda kullanılmış oldu ama ben gene de kalan bu vakitte nikotin bağımlılığı konusunda biz hekimlere ne düşüyor, neler yapmamız gerekiyor? Bir farkındalık oluşturmaya çalışacağım. Kendi tecrübelerimizden bahsedeceğim. Önce salona bir sormak istiyorum. Yani şu ana kadar nikotin bağımlılığı tedavisi ile ilgili herhangi bir kurs, bir sertifikasyon programına katılan arkadaşımız oldu mu? Sertifikası olan yok. Aile hekimliği uzman arkadaş var mı içinizde? Siz de katılmadınız sanırım. Bu bir ara çok sık yapılıyordu. Ama biraz ipin ucu kaçtı tabiri caizse. Bakanlık kendi bünyesine aldı bu eğitimleri. Şu anda internet üzerinden yapılan bir ön bilgilendirme eğitimi, onu tamamlayanlara bir kurs ve bir süre pratik uygulamadan sonra sertifika veriliyor. Bakanlık şu anda sertifikası olmayan hekim arkadaşların nikotin bağımlılığı tedavisi yapmasını istemiyor. İlaç alındı mesela 300 bin hastayı tedavi edecek kadar. Onları da sertifikası olan hekim arkadaşlar sigara bırakma polikliniklerinde hastalara dağıtıyorlar. Ama bizim düşüncemiz, bizim görüşümüz nikotin bağımlılığı tedavisini en iyi aile hekimlerinin yapabileceği. Neden? Çünkü hastalara en yakın olan hekim, onları en yakın tanıyan ve sürekliliği olan bir yaklaşım olduğu için bunun aile hekimlerine bırakılması, aile hekimlerinin bu konuda yetkilendirilmesi, tedavide kullanılan ilaçları reçete etmelerine de imkan verilmesi gerekiyor. Biz bunu bakanlık yetkililerine de söyledik. Umarım ki bir gün bunu gerçekleştiririz. Türkiye genelinde tüm aile hekimi arkadaşların bu eğitimleri aldığını ve hastalarına bu yaklaşımı sergilediğini hayal ediyorum. Gerçekten nikotin bağımlılığı tedavisinde çok inanılmaz mesafeler kat edebiliriz. Sunumda dünyada sigara ne durumda? Türkiye'de sigara bağımlılık mekanizması ve neler yapmalıyız şeklinde bir akış takip edeceğiz. Yedi küsür milyar insanın yaşadığını varsayarsak dünyamızda, bir milyarın üzerinde kişinin bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu korkunç bir rakam arkadaşlar. Yani kabaca 18 yaş üzeri veya şimdi artık 15 yaşın üzerine bakılmaya başlandı. Nüfusun her 7-8 kişide bir kişisinin bağımlı olduğunu söylemek çok yanlış olmasa gerek. Korkunç bir salgın arkadaşlar. Yani salgından da beter çünkü salgınlar ne yapıyor? Belli bir zaman diliminde devam ediyor. Topyekün seferber olunuyor ve salgın önleniyor. Bu salgın
keşfedildiği müddetçe durmuyor ve yayılıyor. 7'den 70'e herkes sigara içiyor. Artık inanılmaz yaşlara indi sigara kullanım yaşları. Bu bizim tedavi ettiğimiz ve yaklaşık 4 yıldır sigara kullanmayan, şu anda muhtemelen 50 yaşına falan gelmiştir bir hastamız. Biz ilk dosyasına baktığımızda şaşırmıştık yani. Arkadaşlar yanlış mı not etti, 6 yaşında başlamış sigaraya diye. Sonra hastayı tekrar aradık, tekrar çağırdık. Babasının izmaritlerinden nikotin bağımlısı olmuş hasta. Babasının peşine dolanıyor. Babası izmaritini atınca alıyor. Onları bitene kadar içiyor. Belli bir zaman sonra artık babasının izmaritleri yetmez hale geliyor. Çünkü bağımlı oldu artık. Bu sefer başka sigara içicilerinin peşinde de dolanmaya başlıyor. Ve babası ayıplamasınlar diye 6 yaşındaki çocuğa düzenli paket almaya başlıyor. Böyle korkunç bir manzara ile karşı karşıyayız. Sigara dünyada içilen ilk sıralamaya göre ilk 10 ülke arasında 10. sırada, yani böyle olumsuz durumlarda zaten hemen ilk 10'a giriyoruz hiç problem yaşamadan. Korkunç bir salgın olduğu için Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili politika ve müdahaleler paketi yayınladı ve bizim ülkemizde bunun altına imzasını attı. Son yıllarda bu konuda ciddi aşamalar kat edildi. Bunların Empower adı altında yürürlüğe kondu. Bir kısmı bizi de ilgilendiriyor. Hangileri bizi ilgilendiriyor? Bırakmayı düşünenlere yardım etmek, içicilerin zararlarıyla ilgili pasif içiciliği önlemek, farkındalık oluşturmak ve kişileri uyarmak bizim vazifelerimiz arasında. En son kapsamlı yapılan çalışma yaklaşık %30 oranında 15 yaş üzeri nüfusumuzun nikotin bağımlısı olduğunu göstermektedir. Sevindirici bir gelişme, %9 oranında da son 4-5 yıl içerisinde bir bırakma durumu söz konusu. İçimizde sigarayı bırakmış olan var mı? Evet, yani biz sigarayı kişinin bıraktığına ne zaman kanaat getiriyoruz? Ömür boyu bir daha kullanmazsa kanaat getiriyoruz. Belki doktor arkadaşımızın sunumun devamında deneyimini, neden tekrar başladığını konuşabiliriz. Bu da erkek kadın oranı. Kadınlarda oran düşük. Daha az sayıda sigara içiyorlar. Ama bırakma oranlarına bakarsak kadınlarda bırakma eğilimi şu anda henüz gerçekleşmiş durumda değil. Erkeklerde daha hızlı bir düşüş var. Ben ya bununla ilgili henüz böyle elle tutulur bir çalışma yok ama ben şöyle düşünüyorum. Biz yani erkeklerin ülkemizde 20-25 yıl, 30 yıl önce yaşadığı dönemi kadınlarımız bugün yaşıyorlar yani. Dolayısıyla bu konuya da dikkat çekmemiz gerekiyor. Sonuçta bağımlılığı yapan madde nikotin. Her sigarada ortalama 9-20 miligram nikotin bulunuyor. Hani light sigaralar filan piyasaya sürüldü. Ben nikotini az sigara kullanıyorum diye insanlar kendilerini kandırmaya devam ediyorlar. Çalışmalar göstermiş ki o kişiler aslında normalde önceden içtiği sigaraların aynısını içiyorlar yani. Niye? Çünkü daha derine çekiyorlar. Bir doygunluk olması gerekiyor. Ve daha kısa sürede bitiriyorlar o sigarayı. Sadece kendilerini kandırıyorlar yani.
Yarı ömrü 2 saat, kotinin adını verdiğimiz metabolite de 14-20 saat civarında metabolize oluyor. Bu noktada ben neden sigara paketlerinin içinde 20 tane var? Bu konuyu hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Hani 10 tane olan, 5 tane olan, 40 tane olan paketler niye yok da genelde 20 tane var? Yani bir nokta o, sonuçta yaralanma ömrünün 2 saat olduğunu, nikotin reseptörlerinin boşalması için belli bir süre geçmesi gerektiği, bunun da 45 dakikalık bir süre aldığı, reseptörler boşalmadan sigara içse bile kişi o hazzı alamadığı için o 45 dakikayı beklemek zorunda, o süreyi geçirmek zorunda. 8 saat uyuduğunu farz edersek 16 saate 45 dakikada bir sigarayla 20 sigaranın günlük ortalama tüketim miktarı olduğunu söyleyebiliriz. Beyinde alfa 4 beta 2 reseptörlerine bağlanarak dopamin salgılanmasına sebep oluyor. Bu noktada bir sakinleşme, bir mutluluk hissi oluşuyor ve vücut sanki faydalı bir maddeymiş gibi hissederek bunu tekrar istiyor. Normalde bu reseptörler kapalı, nikotin alındıkça açılıyor ve sürekli de yenileri açılıyor. Belli bir doygunluk seviyesine gelene kadar bu devam ediyor. Belli bir seviyede kalma garantisi de yok yani. Zamanla kişinin yaşadıklarıyla, ihtiyaçlara göre nikotin reseptörlerinin beyinde sayısının arttığı tespit edilmiştir. Denenecek bir şey değil. Yani hastalarımıza bunu söylememiz gerekiyor. Mesela aile hekim arkadaşların 4000 hastayı takip ettiğini veya kişiyi takip ettiğini varsayarsak, ortalama kaç tane sigara bağımlısı hastanız vardır? Bin fazla, yani biz bunun hesabını yaptık ki ortalama 400-450-500 civarında bir kitle nikotin bağımlısı. Hani 4000 hastada 400'ü düşündüğümüz zaman çok ciddi bir yani hipertansiyon hastalarından, diyabet hastalarından hiç de azımsanabilecek bir rakam değil. Dolayısıyla biz hipertansiyona, diyabete ne kadar önem veriyorsak nikotin bağımlısı hastalarımıza da o kadar önem vermek durumundayız. Kullanmayan hastalarımıza özellikle gençlik dönemindeki, çocukluk çağındaki veya işte bu ilkokul sonu orta öğretime geçiş dönemlerindeki hastalarımıza bunun denenecek bir şey olmadığını hissettirmemiz, anlatmamız gerekiyor. Yani merak etmeyin, bunun merak edilecek bir tarafı yok. Çünkü merak bağımlılığı beraberinde getiriyor. Merak için deneyen 4 kişiden 3'ü bağımlı oluyor. Dolayısıyla kimsenin bu riske göze almaması gerekiyor. Önceden biz bunun farkındalığını oluşturabilirsek kişilerin bağımlı olmalarını engelleyebiliriz. Çünkü bu bağımlılığı engellemek tedavi etmekten daha kolay arkadaşlar. Biz sigara bırakma polikliniği çalıştırıyoruz. Hastalar gerçekten çok zorlanıyorlar. Dolayısıyla şimdi ne oluyor? Biz Ahmet'e sigarayı bıraktırıyoruz. Öbür taraftan Mehmet sigaraya başlıyor yani. Yerimizde sayıyoruz. Ya bu zincirin bir yerde kırılması lazım. Bunun yolu da yeni kullanıcıların oluşmasına engel olmak yani. Bu da biz aile hekimlerinin vazifesi diye düşünüyorum ben. Yani odak noktası bizleriz diye düşünüyorum. Bırakmak istiyorlar. Kime sorsanız bırakmayı düşünüyorum diyor. Ama kendi başlarına bırakamıyorlar. Kendi başlarına bıraktıkları takdirde başarı oranları da düşük oluyor. Profesyonel yardım almaları gerekiyor.
Profesyonel yardım almazlarsa da belki basından görmüşsünüzdür. Bu şekilde hiç de ilkel olmayan yöntemleri kullanarak sigarayı bırakmaya çalışıyorlar. Sabahleyin evden çıkarken eşi kafese kilitliyor. Sonra işine gidiyor. Akşam gelince tekrar açıyor. Ben bir araştırdım yani gerçekten bu kişi sigarayı bırakmış mı diye de ulaşamadım. Hani basından bir irtibat numarası falan bir şey bulabilir miyim diye ama zannetmiyorum bu şekilde sigaranın bırakılması mümkün değil arkadaşlar. Sanırım sistemde bir problem oldu. Arkadaşlar projeksiyonla bilgilenebilir miyiz? Buyurun. Yani şimdi örneklerini gösterdim. 6 yaşında bağımlı olan hastamız olduğunu söyledim. Bize hastaların hatırı sayılır bir kısmı çocuklarıyla beraber geliyorlar. Yani öyle bir durum yaşıyoruz ki yani 40 yaşındaki bir erişkini işte 7-8 yaşındaki kızı, oğlu elinden tutup sigara bırakmaya getiriyor yani. Beni diyor, kızım ikna etti diyor. Burada örnekleri var mesela. İşte bu onun bir örneği. Babası balkonda sigara içerken yanına gidiyor kızı. Diyor ki, baba diyor, sen böyle sigara içmeye devam edersen benim gelin olduğumu da göremeyeceksin büyük ihtimalle. Çoluk çocuk sahibi olduğumu da göremeyeceksin diyor ve babasını alıp bize getiriyor. Yani ilkokul yaşına kadar inmiş durumda aslında. Anladım. Yani ilkokul döneminde başlamamız gerekiyor. İlk öğretim döneminde. Çünkü artık genelde bağımlılık o ilk öğretimin sonu, hani o 4 yıllık ilk öğretimin sonu ve orta öğretim döneminde yoğun olarak başlıyor. Şimdi artık bize ilk öğretim okullarından konferans talepleri gelmeye başladı yani. Hani biz de bunları değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var. Toplumda böyle zararlı maddeleri kişilere anlatmanın sanki onları uyandırmak, bu tür maddelere yönlendirmek anlamına geldiği yönünde bir kanaat var. Bu bilimsel olarak da çalışılmış. Kişiye maddenin zararlı olduğu, kullanmaması gerektiği yönünde, hani özendirici, reklam amaçlı yapılmadığı takdirde bunun kişiyi bağımlılığa yönlendirmeyeceği tespit edilmiştir yani. Hani diyelim ilk öğretim dönemindeki hastamıza biz sigara kullanıp kullanmadığını veya sigara dumanına maruz kalıp kalmadığını rahatlıkla sorabiliriz arkadaşlar, sormalıyız da yani. Şimdi hastaların, sigara kullanıcıların hangi motivasyon kaynağını kullandığını bilemiyoruz yani. Hani bir kullanması için kendini motive ettiği veya şartlandırdığı bir sebebi var. Bırakmak için de bir sebepleri oluyor genelde. Ve ya da bunu biz çıkarmak zorundayız. Bu öyle bir hastamız. Bir akademisyen kendisi ve profesör. Asla sigara bırakmayı düşünmeyen birisiydi. Ama bir gün görüyor ki oğlu kendisinden gizli gizli sigara içmeye başlıyor. Böyle bir telaşla geldi bize, polikliniğimize ve ben sigarayı bırakmak istiyorum artık dedi. Neden dedim, hayırdır ne oldu? Dedi, oğlum gizli gizli benden sigara içiyor. Ben bırakmazsam oğluma sigarayı bırak diyemem dedi. Sırf onun için sigarayı bırakacağım dedi ve bıraktı. Sonuçta kişi bir şeyle motive olsun da neyle olursa olsun yani. Bu maddeden kendini kurtarsın. Bazen de iş bize düşüyor yani. O motivasyon kaynağını, o harekete geçirecek nedeni biz tespit etmek durumunda kalıyoruz. Sonuçta aile hekimleri hastasını çok yakından tanıdığı için
hassas noktasında çok iyi bilebilir diye düşünüyorum. O yüzden hastalarımızı bu açıdan değerlendirip hangi noktadan harekete geçirebileceğimizi rahatlıkla tespit edebiliriz. Bu da bir göğüs hastalıkları profesörü yazdığı bir kitap. Erteleme gibi bir rahatsızlığımız var yani. Her şeyi erteliyoruz. Sigara bırakma kararını da erteliyoruz. Hele şu iş hallolsun, hele sınavlarım bitsin, hele doçent olayım, hele evleneyim, TUS'u kazanayım, yok uzmanlığı alayım filan derken, İbrahim Hoca yardımcı doçentken karar veriyor. Doçent olduğumda sigarayı bırakacağım diyor. Bu göğüs hastalıkları hocası yani. Daha ötesi yok. Bu şimdi bazen hasta soruyor ki niye söylüyorsunuz ama doktorlar da içiyor diyor. Hani bunu nasıl izah ediyorsunuz diyor. Ya ben diyorum ki doktor da insan sonuçta yani. Yani nikotin insan seçmiyor ki yani. Aa bu doktor yani yazık olur bunu bağımlı yapmayayım falan demiyor yani. Profesör olduktan 3 sene sonra bırakıyor sigarayı. Ve kitabını yazıyor. 10 sene geciktiriyor yani. Bu da tabelayı asarken sigara içiyor. Hani burada son sigara içen ben olayım falan der gibi sanki. Böyle eski tütüncü olan göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşlar da kendilerini nikotin bağımlılığı tedavisine adayabiliyorlar. Ama Türkiye genelinde baktığımızda daha çok aile hekimleri ilgileniyor bu konuyla. Yani performans denen bir kaygı olduğu için göğüs hastalıkları uzman arkadaşlar çok nikotin bağımlılığına vakit ayıramıyorlar maalesef. O zaman biz ne yapacağız yani? Bize düşen görev nedir? Öncelikle sormamız gerekiyor. Her vizitte, her seferinde soracağız yani. Kullanmayan hastamıza bile soracağız. Başlamış olabilir. Bir yakında sigara kullanıyor olabilir. Onu tespit etmeye yönelik. Pasif içici olabilir. Hala evlerin %37'sinde sigara içilmektedir arkadaşlar. Bir de şöyle bir yanılgı var. İnsanlar balkonlarda içip tekrar evin içine dönüyorlar. Biz evde sigara içip bize gelen hastaların karbon monoksitlerine bakıyoruz. Hala çok yüksek. Ve bunu anlatmak gerekiyor insanlara yani. Kimse kendini kandırmasın. Balkonda sigara içmekle ev halkını nikotinin zararlı etkilerinden korumuyoruz arkadaşlar. Ve söylemeliyiz yani. Kullanıyorsa eğer sigarayı, sigarayı bırak demeliyiz yani. Ha yok şöyle, hani kendisini kandırmasın, bıraksın yani. Hani tamam güzel, bu bir aşamadır ama bu böyle ilelebet devam etmesin yani. Bunun sigarayı bırakmadan çözülemeyeceğini hissettirmemiz, anlatmamız gerekiyor yani. Sonuçta çocuklar da çok iyi bir gözlemci. Şöyle düşünüyorlar yani. Babam akşamları belli saatlerde balkona çıkıyor, geliyor. Demek ki ben de büyüdüğüm zaman, baba olduğum zaman, anne olduğum zaman belli aralarla balkona gideceğim, orada bir şeyler yapacağım. Görüyor, hissediyor, paketi görüyor ve bir altyapı oluşuyor yani. En azından bunu bile önlemek adına kesinlikle gitsin mesela dışarıda içsin. İlla içiyorsa ama mutlaka en kısa zamanda bıraksın sigarayı yani. Şimdi hastalardan bize sorular geliyor. Size de muhtemelen gelecektir. İnsanlar işin kolayına kaçıyorlar yani. Belki bu tarz bir tane örnek var etraflarında. Sigaradan kanser olmuş, inme geçirmiş, MI geçirmiş birçok hasta varken kişi bunu görüyor yani. Nasıl anlatacağız? Ne diyeceğiz yani? Bu bir örnek yani kendi gözünün önünde. Belki
Ben de hasta olmayacağım diye düşünüyor yani. Şimdi geçenlerde İngiltere'de yayınlanan bir yazıda genetik olarak 1/100'de bir kişinin sigaranın bütün zararlarına karşı bağışık olabileceği belirlendi. 1/100'de bir kişi yani. 1/100.000 içicide bir kişi. Ben hastaya diyorum ki zaten o dede bu 1/100'de biri kullanmış yani. Senin o 1/100'de bire girme ihtimalin kalmamış diyorum yani. Yaşı yok arkadaşlar. Hani kullanıcıların portföyü çok geniş olduğu gibi şöyle bir durum var yani. Hani 70 yaşına gelmiş. Zaten yeteri kadar içmiş. Olsaydı şimdiye kadar bir şey olurdu. Bundan sonra bıraksa ne olur gibi bir düşüncemiz olmamalı. Bıraktığı anda faydalarını görmeye başlıyor hastalar. Ömür uzadı. Dünkü oturumlarda da bahsedildi. Yani hasta, kronik hasta, başkalarına muhtaç olarak 20 sene yaşasa ne olur ki yani, ona yaşamak mı denir? Ben mesela bu konuyu çok işliyorum hastalarıma. Hastalar kendi üzerlerinde olumsuz etkilerini hissetmeden adım atmıyorlar yani. Biz toplum olarak da böyle bir yapıya sahibiz. Mesela dişimizde bir çukur oluşur. Hemen diş hekimine gitmeyiz. Ama biliriz ki gitsek küçük bir dolguyla problem hallolacak. Biz ağrıyana kadar bekleriz yani. Ağrıdığında gittiğimizde de işte enfekte olmuş, şu antibiyotiği kullanın sonra bakalım. Sigara içicileri de ya diyor ki mesela ben içiyorum ama yani sporumu yapıyorum, her türlü aktivitemi yapıyorum, hiçbir sıkıntım yok diyor yani. Sigara bana zarar vermiyor diye düşünüyor. Dolayısıyla bizim yaşlılık döneminde bunları hissedeceğini, böyle devam ederse başkalarına muhtaç olacağını, rahat nefes alamayacağını hastaya hissettirmemiz gerekiyor. Şimdi okullardan öğrenciler getiriyorlar. Biz onları göğüs hastalıkları servisine götürüyoruz. Oradaki sigaraya bağlı hastalıklardan yatan hastaları gösteriyoruz. Kuahlı hastaları gösteriyoruz. Çok ciddi etkileri oluyor yani. Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Hangi yaşta olursa olsun biz mutlaka sigarayı bırakmasını önermek durumundayız. Söylemeliyiz arkadaşlar. Nasıl söylerseniz söyleyin, nasıl ikna ederseniz edin. Geçen bir seminer sırasında arkadaşım biri söz aldı. Dedi ki ben bir anımı paylaşacağım. Aile hekimliği uzmanı arkadaş. Bir hasta yakınım, hastamın eşi geldi bir gün, bana teşekkür etti. Dedim ki hayırdır? İşte eşime sigarayı bıraktırmışsınız. Ne yaptınız da bıraktırdınız? Ben yıllardır bırak diyorum. Dilimde tüy bitti. Burnundan getirdim ama bir türlü mesafe alamadım. Siz ne yaptınız da kocama sigarayı bıraktırdınız? Kocasına soruyor ki hastası, sigara içiyor musun diyor. İçiyorum hocam diyor. O zaman zıkkımın dibini iç diyor. Doktor arkadaşın söylediği sadece bu yani. Ve kişi sigarayı bırakıyor. Ya şimdi sonuçta o samimiyeti bulduğu için söylemiştir doktor arkadaş. İlla her hastaya bunu söyleyelim anlamında demiyorum ama sonuçta sadece sigarayı bırakman gerekiyor demekle %3 oranında bırakma oranları yakalanmıştır arkadaşlar. Ve şu da tespit edilmiş. Kendisi kullanıyorsa sigarayı hekim arkadaşın, bilmiyorum sizin yaklaşımınız nasıl, hastalara sigarayla ilgili telkinde bulunmak konusunda kendini daha geri planda hissediyor. Daha az bu konuda girişken oluyor. Bir de hani hastalar sizin kullandığınızı da biliyorsa bu daha da zorlaşacaktır diye düşünüyorum. Buyurun. Başlıyor.
Bir de sizin bir tecrübeniz var, hani bırakma tecrübeniz. Sonuçta bu bir yaşam tarzı değişikliği. Yaşam tarzı değişikliği altyapısını tüm hekim arkadaşların bilmesi gerekiyor. Yani bir kişinin yaşam tarzı nasıl değiştirilir? Hani bir kişiye diyelim sigara nasıl bıraktırılır? Egzersiz, düzenli egzersiz yapması nasıl sağlanır? Dengeli beslenmesi nasıl sağlanabilir? Şimdi hekim arkadaşlar mesela kendi hayatlarında böyle bir yaşam tarzı değişikliği yaptılarsa bunu hastalarına yansıtmaları daha kolay oluyor yani. Muhtemelen vardır içinizde hani tuzu kesen, azaltan veya şekeri bırakan, egzersiz yapan bunu kendisi yapıyorsa daha güçlü olarak söylüyor yani. Bazen hastalar da soruyor yani. Siz yapıyor musunuz hocam diyor mesela. O tür durumda en azından mahcup duruma düşmemek gerekiyor. Stres faktörünü çok gündeme getiriyor kişiler. Ben çok stresli bir iş yapıyorum. Dolayısıyla işim çok stresli. Sigara içmesem etrafıma zarar veriyorum. Kişileri üzüyorum. İşte çocuğumu dövüyorum vesaire gibi. Veya işimi doğru dürüst yapabileceğime inanmıyorum diye düşünüyor hastaların bir kısmı, büyük bir kısmı hatta. Herkesin kendine göre bir haklı gerekçesi var, kendine göre. Bizim bunu çürütmemiz gerekiyor yani. Bir hakim geldi adliyeden sigara bırakmak için. Niçin içiyorsun dedim. Dedi ki çok stresli bir iş yapıyoruz, çok hassas kararlar veriyoruz. Ben sigara içmesem yanlış karar verebileceğim diye endişe ediyorum, o yüzden sigara içiyorum dedi. Ben de dedim ki, siz dedim en kötüne karar verebilirsiniz yani dedim. Yani en uç kararınız ne olabilir dedim. Dedi ki hani suçsuz olduğu halde ben ömür boyu hapis cezası verebilirim dedi. Peki dedim beni düşün dedim. Ben dedim verdiğim kararlarda bir hata yaparsam en son en korkunç neye mal olabilir dedim. Bir iki saniye düşündü hasta ölebilir dedi. Bak dedim seninki hapiste yaşıyor, benimki öldü dedim. Benim işim mi stresli, seninki mi dedim. Hocam dedi, sizin işiniz daha stresliymiş dedi. Ama ben içmiyorum dedim. Demek ki stresle başa çıkmak sigara içmeyi gerektiren bir durum değil yani. Bunu hani mantıklı bir şekilde hastaya izah edince hasta da kabul ediyor bunu yani. Ve sigarayı bıraktı yani. Bu tarz yaklaşım olanlar da var yani. Yani bir gün bana eşimle sigara arasında tercih yapmam gerekirse sigarayı tercih ederim diyen hastalar da var yani. Ya şimdi şöyle, hani ben her hastaya yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde ikna oluyorlar. Nasıl ikna edeceğimiz bizim işimiz yani. Yani şimdi ben diyor buna aşığım diyor mesela. Hani bizim şöyle bir iddiamız da yok yani. Herkese sigarayı bıraktıracağız. Herkes sigarayı bırakabilir. Böyle bir iddiamız yok yani. Yani diyelim hipertansiyonu, diyabeti %100 tedavi edebiliyor muyuz yani? Şu anda hipertansiyonda yani 100 tane hipertansiyonlunun kaç tanesinin tansiyonu regüle? 20 tanesinin. En son yapılan çalışma %20 yani. %80'i gene hipertansif dolaşıyor. Şeyimiz var, ilaçlarımız var, her türlü imkanımız var. O zaman biz niye sigara için bu kadar olumsuz düşünelim ki? Sigarada biz %15 ile 30 arasında bir bırakma oranları yakaladık yani. Öncelikle koruyucu yaklaşacağız ve ilk hedefimiz bırakmayı düşünen kitle olacak. Bu kişilere de en azından azaltmalarını veya başkalarının yanında sigara kullanmamalarını telkin edebiliriz yani. Her geldiklerinde de sorabilirsek bir gün bir şekilde bir yerden kararını değiştirecektir yani. Öğrencilerde mesela sınava çalışıyorum, derse odaklanamıyorum gibi bir şey var. Gerekçe var.
Bu da haksız bir gerekçe. Biz karbonmonoksit ölçüyoruz. Öğrenci geliyor mesela, sigara kullanan öğrenci. Karbonmonoksiti 20 çıkıyor, 25 çıkıyor. 3'ten fazlası zararlı biliyoruz. Kanında %25 oranında karbonmonoksit dolanan bir öğrenci ne kadar dikkatli ders yapabilir ki yani? Mümkün değil yani. Tamamen kendilerini kandırıyorlar yani. Bağımlılık düzeyini tespit ediyoruz. Yani sorduk. Bırakması gerektiğini söyledik. Sonra bağımlılık düzeyini tespit etmek kalıyor. Bağımlılık düzeyini tespit eden iki tane ölçeğimiz var. Bu Fagenström-Nikotin bağımlılık testi 6 sorudan oluşuyor. 0 ile 10 arasında bir puan alıyor hastalar. Ve aldığı puana göre düşük, orta, yüksek düzeyde bağımlılık şeklinde bir sonuç elde ediyoruz. Ama pratikte MH testi dediğimiz Avrupa Hekimler Birliği'nin önerdiği bir test daha var. Kişi eğer 15'ten fazla sigara içiyorsa günde ve sabah kalktığında ilk sigarasını yarım saat içinde içiyorsa ağır düzeyde bağımlı diyoruz yani. Onun dışında söylediğimiz hastada geri dönüş ne oluyor? Hani bize bırakman gerektiğini söylüyoruz hastaya, bırakması gerektiğini. Bu konuda bize nasıl bir dönüş yapıyor? Ona bakıyoruz. Hani hangi aşamada? Sigarayı bırakmayı düşünmeyebilir hasta. Hiç düşünmüyor olabilir. İşte az önce bahsettiğimiz kişi. Bu kişi yani 6 ay içerisinde bu konuda herhangi bir planı olmayan kişidir. Düşünmeye başlamış olabilir. Bu da 6 ay içerisinde sigarayı bırakma ile ilgili bir planlama yapmış. Böyle bir 6 ay içinde bir deneyebilirim şeklinde yaklaşan bir hasta. Hazır olan hasta bir ay içerisinde sigarayı bırakmayı planlamış hasta. Yani işte şu tarihte ben sigarayı bırakacağım önümüzdeki bir ay içerisinde diyen hasta. Bırakmayı deneme aşamasındaki hasta, bırakmanın ilk 6 aylık döneminde olan hasta. Yani bize böyle hastalar da geliyor. Ben bıraktım, 3 hafta oldu işte yoksunluk belirtileriyle geliyor. Ne yapmam gerekir diyen hasta. Bırakmışlık durumunu sürdüren hasta da 6 ay geçmiş ve devam eden hasta. Biz az önce de söylediğim gibi ömür boyu bir daha kullanmadığı takdirde kişiyi sigarayı bırakmış kabul ediyoruz. Çünkü her an yeniden başlama riski var. Biz bu farkındalığı da vermek durumundayız. Bazı kişiler geliyor, ben bir gün sigara içmeyeyim, bana bir gün sigarayı bıraktır, ondan sonrası gelir diye düşünüyor. Aslında öyle bir şey yok yani. O kadar ciddi bir bağımlılık ki hem psikolojik altyapısı var hem fizyolojik altyapısı var. Kişiyi sinsi bir düşman gibi takip ediyor. Ve pusuda bekleyen bir düşman gibi yani. O gün askeriyeden bir komutan geldi mesela. Ona şu örneği verdim. Siz nasıl ki dedim, savaş olmadığı halde sürekli savaş olacakmış gibi bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Hani savaş asla olmayacak gibi bir izlenim oluyor mu askeriyede? Mümkün değil. Sigarayı bırakanda da öyle yani. Asla bir daha sigara içmeyeceğim şeklinde bir rahatlık olmamalı yani. Dikkat edecek. Hani sigara bırak içilen ortamlara gene girmeyecek. Yanında sigara içirmeyecek. En önemli faktör stresle baş etme yani. Stresle baş etmeyi öğrenecek yani. Bunu her insanımız öğrenecek. Belki ilkokulda, evde bu beceriyi kazandırmamız gerekiyor. Bakın topluma, kavgalar, şiddet, sapıklık, hekime yönelik şiddet almış başını gidiyor. Çoğunun altında kişilerin stresi yönetme becerisinin olmaması yatıyor. Biz hekimler için de bu geçerli yani. Acil çok stresli bir yer, sıkıntılı bir yer. Biz o stresli ortamı çekip çevirebilecek altyapıyı kazanmamış olursak sürekli problem yaşıyoruz. Hocam özür dilerim, oturum için normal zamanımız 10 dakika aşmış bulunuyoruz. Evet, az kaldı. Evet. Muhtemelen bir 10 dakika içinde bitireceğim.
Buyurun. Sonuçta bu çok su götürür bir tartışma da bizim karşımıza gelen hastanın da stresle baş etmesini öğrenmesi lazım. Hani bu sadece bizim başarabileceğimiz bir şey değil. Onu söylemeye çalıştım. Genel muayenesini yapıyoruz hastanın. Mümkünse karbon monoksitini ölçüyoruz veya SFT yaptırıyoruz. Somut bir şey gösterince hastaya ikna oluyorlar yani. Hani dedim ya, herhangi bir şikayeti yok, ben niye bırakayım diye düşünüyor. Ama karbon monoksitini ölçtüğünüzde 20 çıkınca bak diyoruz, sen bir şey yapmıyor diyorsun ama bak bu alet öyle demiyor diyoruz. Veya akciğer yaşını tespit ediyoruz. Senin yaşın normalde akciğerinin yaşı işte 40 olması gerekirken 55 diyoruz mesela. 15 yaş yaşlanmış diyoruz. Dolayısıyla hastada biraz daha bir farkındalık oluşuyor. Sonra yardım ediyoruz. Yani hareket aşamasına getirdiysek, eylem aşamasına getirdiysek hastayı, bu hastaya yardım etmemiz gerekiyor. Motivasyonel görüşme yapacağız. Bunu her aile hekim arkadaşımızın motivasyonel görüşmeyi yapabilir olması gerekiyor. Bu her konuda geçerli. Hani kronik hastalığa ikna etme, ilaç kullanmaya ikna etme, egzersiz yapmaya ikna etme, dengeli beslenmeye ikna etme adına da yapmamız gereken ve bilmemiz gereken bir şey. İlişkilendireceğiz. Hani kronik bir hastalık örneğini göstereceğiz. Böyle ilişkilendirebiliriz. Riskleri anlatacağız. Kullandığı takdirde ne tür riskler kendisini bekliyor. Bıraktığı takdirde neler kazanacak? Pozitif yüreklendirme anlamında. Ve engeller nelerdir bu konuda? Onları bertaraf etmeye çalışacağız. Ve tekrarlama riski olduğunu ve yeniden başlamama noktasında neler yapması gerektiğini de hastaya anlatacağız. Bir bırakma günü belirleyeceğiz. Eğer bu aşamaya getirdiysek hastayı, bırakma günü genelde biz geldiği andan itibaren en erken bir hafta, en geç 15 gün içerisinde belirlemesini istiyoruz. O güne kadar kendisini ve çevresini buna hazırlamasını istiyoruz. Bırakmadan sonra da neler yaşayacağı konusunda, yoksunluk belirtileri konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Yoksunluk belirtileriyle nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatıyoruz. Sigara içme istekleri geldiğinde ne yapacağını söylüyoruz. Nasıl ki eskiden sabah kalktığında bir paket sigarasını ayarlayıp çıkıyordu. Bırakma döneminde hastalar kendilerini boşlukta hissediyorlar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Dolayısıyla sigaraya sarılıyorlar. Hani yoksunluk belirtileri de hissettikleri için ilk dönemlerde bir şeyler yapmaları gerekiyor. En çok su içmeyi öneriyoruz. Su içerek de sigaranın salgılattığı kadar dopamin salgılanıyor zaten. İşte çerez yiyebilir, ne bileyim bir yürüyüşe çıkabilir. Zevki neyse ama önceden belirlemesi gerekiyor bunu. Yanında olduğumuz hastanın destekleyeceğimizi, bu işi beraber halledeceğimizi hissettirmemiz gerekiyor. İhtiyaç varsa da ilaç tedavisi vermemiz gerekiyor. Psikolojik tedavide dediğim gibi hasta bize güvenecek, bu işin beraber çözülebileceğine inanacak. 3 aylık bir geçiş dönemi olduğunu söyleyeceğiz hastaya. 3 aylık bir süre aslında çok uzun bir süre değil yani. Diyelim 15 sene, 20 sene nikotin bağımlısı olmuş bir hastayı 3 ayda hani ilaç kullanma anlamında tedavi edebiliyoruz. Ben onlara şu örneği veriyorum. Diyelim tansiyonu da var hastanın. Hipertansiyonu ne kadar süre tedavi ediyoruz? Ömür boyu ilaç kullanıyor. Diyabeti öyle yani. Biz sana 3 ayda ilaç kullanarak sigarayı bırakmayı taahhüt ediyoruz. Deyince hasta gerçekten tedaviye uyum açısından yardımcı oluyor. İlaç tedavisinde bir nikotin replasman tedavimiz var. Nikotin yerine koyma tedavisi. 2 tane de İlacımız var. Biri bupropion, biri de vareniklin olarak. Nikotin replasman tedavisinde sakız veya bant kullanıyoruz.
Nikotin replasman tedavisinin de bırakma noktasında ciddi etkileri olduğu belirlenmiştir arkadaşlar. Ortalama 12 hafta uyguluyoruz. Dozu azaltarak gidiyoruz. Bazı durumlarda kullanmamamız gerekiyor. Gebelik, yeni geçirilmiş enfarktüs, unstable anjinası olan hastalar veya kullandığında alerjisi olan hastalar. Mesela ben gebelik konusuna bir vurgu yapmak istiyorum. Hani gebeyken sigara kullanmaya devam etsin hasta, yoksa bant mı kullansın? Bant kullansın, bıraksın mı yani? Hani ben şöyle yapıyorum yani. Eğer bant kullanmadığı takdirde aktif sigara içmeye devam edecekse hasta, sonuçta sadece nikotin var bantta yani. Bant kullanmasını tercih etmek gerekir diye düşünüyorum. Çok az kaldı Sayın Başkan. İki tane ilaçtan bahsedip sonuç ve önerilerle bitireceğim. Biri bupropion, Ziban adında piyasada mevcut. Yan etkisinden faydalandığımız, aslında antidepresan olarak üretilmiş ama sigaradan tiksinti oluşturduğu tespit edilince sigara bırakma tedavisinde kullanılan ve etkili bir preparat. Epilepsi öyküsü olanlar, kafa travması geçirmiş olanlarda kullanmıyoruz bu propiyonu. Diğer ilaç da vareniklin dediğimiz ve piyasada Champix adıyla bulunan nikotin alfa 4 beta 2 reseptör blokeri olarak etkeden bir ilaç. Bu iki ilaç da hem sigara kullanma açısından tiksinti oluşturuyor, hem de yoksunluk belirtilerini ortadan kaldırıyor. Bu propiyonla beraber nikotin replasmanını da kombine edebiliyoruz. Bu bırakma oranlarını daha da arttırıyor. Hani sadece ilaç başlayıp hastayı göndermiyoruz. İlaçla eğer başa çıkamadığımız bir durum olursa nikotin sakızı veya nikotin bandı ilave etme imkanımız olabiliyor. Bırakma döneminde takiplerde bazen hastalar şöyle geliyor. Ben diyor sigara kullanırken daha sağlıklıydım diyor. Sigarayı bıraktım diyor, işte öksürüyorum, balgam çıkarıyorum, burnum akıyor, halsizim, başım ağrıyor. Tipik yoksunluk belirtileri yani. Hani enteresan bir şey yani. Sigaranın kendini hasta ettiğine inanmıyor. Sigara bıraktığı için hasta olduğunu iddia ediyor hastalar yani. Böyle enteresan bir durum. Hatta bir hastam benim diyor babam sigarayı bıraktı, akciğer kanseri oldu diyor. Yani o kadar ileriye götürebiliyorlar işi. Bu konuda da uyarmak gerekiyor hastaları. Tamamen nikotinle bağını, yani sigara bir nefes dahi olsun almama anlamında kesmeden sigara bırakılmaz arkadaşlar. Günde 3 paket sigara içen bir hastam bir gün aradı beni. Bana dedi haftada bir tane sigara içme müsaadesi verir misiniz hocam dedi. Yani şimdi düşündüğünüzde günde 60 tane sigara içiyor. Haftada bir tane neden olmasın gibi geliyor ama dedim ki öyle bir şey yok dedim. Keşke öyle bir şey sağlayabilseniz ama bu mümkün değil dedim. Asla dedim bu şekilde sigarayı bırakamazsınız. Epey bir aramadım. O da beni aramadı. Aradan 4-5 ay geçtikten sonra aradım. Hala 3 paket sigara içiyorum dedi. Yok böyle bir şey yani. Bir hasta kulağının arkasında sigarayla geldi polikliniğe. Sigarayı bırakmış hasta. Hayırdır dedim. Hocam dedi şey olduğu zaman dedi, sigara içme isteği olduğu zaman bunu dedi alıyorum biraz kokluyorum dedi. Tekrar da içmiyorum ama dedi. Asla. Asla. Şu paketle geliyor mesela hasta. Şimdi şöyle bu dokunuyor ya buradan sigara. Hani sonuçta aslında tam manasıyla kafada bitirmemiş olay hasta yani. Yani bir şekilde yanında bulunduruyor ki hani bir şey olursa çok zorda kalırsam buradan alır içerim diyor yani. Dolayısıyla sigara ulaşılabilir olmamalı hasta için.
Ben bunu şeye benzetiyorum. Mesela evde silah yoksa problem yok yani. Ama silah varsa bir cinnet anında onu alır kullanırsın yani. Sigara da yoksa kullanmazsın yani. Böyle değerlendirmek lazım. Hocam toparlayabilirsek yeni oturum başlayacak. Son sözle toparlıyorum Sayın Başkan. Hekim arkadaşların nikotin bağımlısı olması asla kabul edilebilir bir şey değil. Önce kendimiz bırakacağız kullanıyorsak. Ve nasıl bırakıldığını, bunun yöntemlerini mutlaka öğreneceğiz. Hastalarımızı, kullanmayanları bilinçlendireceğiz, kullananları da yönlendireceğiz. En azından bırakmayı, önce bırakmayı düşünenleri tespit edip onlara yoğunlaşacağız. Düşünmeyenleri de bir sonraki aşamaya getirmeye çalışacağız. Ve bırakmaları konusunda uyarıp takip edeceğiz onları. Etmeliyiz hatta. Son bir not olarak aslında nikotin bağımlısı tıp fakültesi öğrencisi mezun olmadan önce mutlaka tedavi edilmeli. Ben bunu 2010'da ilk sunumlarımda söylemiştim. Bazı tepkiler oldu. 2012 yılında Norveç böyle bir karar aldı. Yani tedavi olmadan tıp fakültesinden nikotin bağımlısı öğrenci mezun olamıyor. Hatta ben bunu akademisyen arkadaşlara anlatırken bir aşama daha ileriye götürdüm. İşte tıp fakültesine akademisyen alınacağı zaman nikotin bağımlısı olmama şartı da yazsınlar diye. Bir gün umarım bu aşamalara da geliriz. Bu Sütçimam Üniversitesi'nin bir görüntüsü. Bu da akşam manzarası. Şurası bizim tıp fakültesi hastanemiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mustafa Haki hocamıza bu sunumu için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar süremiz çok kısıtlı. Mümkünse iki tane soru ve katkı alalım. Takibinde sormak isteyen arkadaşlarımız hocamıza sorabilir. Buyurun. Teşekkürler hocam. İki sorum olacaktı. Biri soru bir şey söyleyecektim. Gerçekten söylediğiniz gibi doktorların sigara içmemesi çok önemli. Acilde mecburi hizmette çalışırken iki doktor arkadaş çalışıyorduk. Diğer arkadaş sigara içiyordu. Astım, KOAH artı sigara içen çok hastamız geliyordu. Sigara içme diyemiyorum sana çünkü ben sigara içiyorum diyordu diğer doktor arkadaşım. İkinci sorum da elektronik sigaralar hakkında. Ne düşünüyorsunuz? Yeterli çalışma olmadığı söyleniyor. Yeterli çalışma var. Var mı? Elektronik sigarayla sigaranın bırakılmayacağı ispatlanmış durumda arkadaşlar. Tamam. Çünkü bu hem fizyolojik hem de psikolojik bir bağımlılık. Bir de hareket şeyi var. Yani sigara içerken yaptığımız hareketler devam ettiği için bilinçaltı asla bağımlılık mekanizmasını bitirmiyor yani. Hani ümidini kesmiyor yani. Dolayısıyla hangi yöntemlerle bırakılacağı burada konuşuldu. Elektronik sigara asla bağımlı tedavisinde kullanılamaz. Dediğiniz şey doğru. İlk öğretim öğretmenimin sınıfta sigara içtiğini hatırlıyorum ben yani. Sınıfta derste sigara içtiğini hatırlıyorum. Hatta Cerrahpaşa'da dahiliye stajı sırasında nefroloji hocamızın yaşlı bir amcayı muayene ederken beraberinde sigara kullandığını, hatta amca sigara içmeye devam ederseniz bacağınızı kesmek zorunda kalırız dediğini hatırlıyorum yani. En azından şu yasaklar çıktı da bu tür manzaralarla karşılaşmıyoruz. Başka soru ve katkısı olan arkadaşımız var mı? Ben soru sorabilir miyim Sayın Başkan? Doktor arkadaşımıza 10 sene mi bırakmıştınız? 10 sene bıraktıktan sonra neden tekrar başladığınızı merak ediyorum. Evet ya gördüğünüz gibi hiç şeye de gerek yok yani. Evet yani hiçbir sebep olmadan bile kişi mesela orada diyelim yanınızda sigara içen mi vardı?
Böyle bir hastamız oldu mesela, 10 sene sigara içmemiş, tekrar başlamış. Nasıl başladın dedim. Ya yanımda arkadaşım sigarayı yaktı. Hiçbir sebep yok, ver bir tane de ben yakayım dedim. Gidiş o gidiş dedi. Yanımızda sigara içirmeyeceğiz arkadaşlar. Arabamızda sigara içirmeyeceğiz. Ben ne yapıyorum mesela? Arabayı çekiyorum sağa. İç dışarıda, illa içmen gerekiyorsa. Şimdi kişi nikotin krizine girmiş yani. Hani çok da abartmaya gerek yok yani. Ben bazen hastayı sigara içmeye gönderiyorum. Yani hastayla görüşme esnasında hasta nikotin yoksunluğuna giriyor. Bakıyorum beni dinlemiyor, anlamıyor dediğimi. Görüşme aksıyor yani. O zaman ne yapıyorum? Ben git bir sigara iç gel diyorum. Hakikaten hocam çok sağ olun yani neredeyse patlamak üzereydim diyor. Bir de hastalar şeyde bekliyorlar. Sıra beklerken de nikotin yoksunluğuna giriyorlar. Hani görüşmeyi de ona göre şekillendirmek gerekiyor yani. Evet. Siz hiç hayatınızın bir döneminde içtiniz mi? Hastalarım soruyor bana. Siz içtiniz mi diyor. Hani ben böyle hani anlatıyorum, coşturuyorum filan. Çok kolay, yapılabilir. Neden olmasın? Hani hocam diyor siz böyle ahkam kesiyorsunuz ama hiç sigara kullandınız mı? Diye soruyor hastalar. Ben onlara şöyle bir cevap buldum. İçmedim. Asla nikotin bağımlısı olmadım, kullanmadım. Ama sigara bağımlılığının ne olduğunu ben sizden daha iyi biliyorum. Niye? Çünkü siz tek bir bağımlının ne yaşadığını, ne hissettiğini bana anlatabilirsiniz. Ben bugüne kadar binlerce hasta gördüm, binlerce hikaye dinledim, binlerce hasta tedavi ettim. Dolayısıyla ben senden daha iyi biliyorum bu işin. Hani şeyi de hissettirmek lazım. Hani bu işle mücadele etmek gerektiğini, biraz sıkıntılar olacağını, böyle hani çok basit, hafife alınacak bir şey olmadığını da hissettirmek gerekiyor yani. Öyle olunca da hastalar biraz daha, hani hekimim beni anladı, ne zorluklar yaşayacağımı biliyor derse daha çok sarılıyor tedaviye. Sayın hocam, sunumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yeni program başlayacak, süremizde mevcudun üzerinde de aşarak katlandık. Değerli meslektaşlarım, sizden de katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.